Kim gönderdi lan sizi buraya? Abi kimse göndermedi. Biz oyun oynuyorduk. Mesele kazandığımız şeyse bırakır gideriz. Canın sağ olsun abi. Bir de bağış mı yapıyorsun lan çakal? Lan burada bir şey bağışlayacak biri varsa benim. O da istersen canını bağışlarım. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kurt Dayı'nın kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle beraberiz ve iyi seyirler arkadaşlar. Aslında bütün cesaret planlarımızı sattık. Ayşe etkinliği vardı. Ben katılamadım bazı sebeplerden dolayı. 45 ile 50 meyve arası gidiyordu 200'lük. Yani şöyle paketin şöyle 200'lük yani burada 148 de 45-50 ben 60 meyve attım. Bir saatin içinde satıldı. Yaklaşık 20 won kar ettik arkadaşlar. Şu anda toplam o zaman 101 mi wonumuz vardı ne vardı? Toplam herhalde 175 ne falan oldu. Yüzlükler de çatır çatır satılıyor. Bir süre de ne yapalım? Antika yakut alalım. Pazar atalım 5-10 meyve bir karla yapabileceğiz mi? Fiyatlarına bakalım önce. Baktım da pek kar edeceğimizi zannetmiyorum. Eğer kar etmek istiyorsak ne kadar almamız lazım? Bayağı almamız lazım. Elmaslara bakalım. Yani ucuza bulup pahalı satmak mantık var. Ama şu anda bunu gerek yok. 1 M, 2 M için de bunu almaya hiç gerek yok. Kar etmeye de gerek yok daha doğrusu. Mantiken bu bence. Daha doğrusu pazarımızı açalım. Şöyle yüzükleri satmaya devam edelim. Hayır ben 700'e koymuyorum ya. 850 bu diğer bilgisayardan 850 burada farklı yazıyor hep. Her zaman öyle oluyor. Yanlış atıyoruz. Şöyle bir koyalım önce biz. Burada zaten her girdiğimizde şu 200'lü olmuş. Bunu açalım yerde boşluğumuz var. Bunlar satılıyor arkadaşlar. Harbi güzel satılıyor. Bu boşlukları dolduralım. Neler var? Bakarız fiyatlara göre korum ben. Sen tekrar pazarımızı açalım. Ticarette kurt nefesine ne kadar koyduk? 1 M'ye gidiyordu bu. Bunu biliyorum. Olsun. Her şeyimiz bu da 1 M'ye gidiyordu. Onu biliyorum. 1 M'ye de damlaya göre olur. Aa bunlar da satılıyor arkadaşlar. Bunu da 800'e koyalım. Yani hiçbir yerde bu 5 M'ye gidiyor. Hatta 6 M'ye bilene gider de 5 M'den koyuyorum. Daha çabuk satılsın diye. Gitsin arkadaşlar. Ben şöyle bir pazarımı ayarlayayım. Böyle pazarımızı ayarladık. Ben bunları kuruyorum. Şurada her zaman yeşil ejderha fasulyesi düşüyor. Bu kutsama bunları da koyalım. Kaç tane kutsama, kaç tane ejderha nedir? Ejderha fasulyesi. Artı burada şu anda 2 tane var. Hatta bunu da buna koyayım. Depoya koyarız. Bakalım ne kasacağız. Bir saatin içinde. Bütün her şeyimizi satmaya kalksak acaba. Neyse bunlar şamana sonra veririz. Şu anda boş yerimiz lazım. 300-350 won, 400 won'a çıkartır mıyız? O da var. Bilmiyorum. Şimdi kutsamalar bayağı kutsama yaptık zaten biz orada. Diğer karakterde de var. Yan karakterinde. Bu kahraman setlerini atabilseydim. Şunları da koyalım. Zaten bu çöp. Çöp arkadaşlar. Şu kutsamayı da şöyle koyalım. Kaç tane fasulye, kaç tane kutsama, kaç tane cesaret pilerinin düştüğünü, işe yarayan beykeler düştüğünü hep birlikte bir saatte kaç won kastığımızı hep beraber göreceğiz zaten. Ben uyanışta para kastıyorum. Benim için daha mantığıma daha uygun ve giriyoruz Efsunlu Orman'a. Ne yaptık? Şuradan eldivenimizi takıyoruz. Bir saat buradayız. Şuradan pufumuzu alıyoruz ve buna şamana oyun sonu veriyoruz. Çünkü düşen itemler buna düşmesin diye toplayamıyoruz çünkü. Öyle ilk metinimizi kırıyoruz ve ilk metinimizde ne düşecek göreceğiz. Aslında şunlar kasmaması için göstermemem lazım ama daha yeni güncellemelerde diğer kasada ayarladım. Burada ayarlamadım. Bak ganimeti de burada ayarlamamışım.
Ya of, neyse ben ayarlayayım. Öyle ayarladık. Kaçıncı dakikadayız? 55, yani 5 dakika olmuş. Yüzükleri arkaya atıyoruz. Zaten belvenler de yere atılmış olsa daha mantıklı olur ya, atılmıyor. İki tane kutsama düşmüş. Bundan daha düşmemiş. Artı fasulye daha düşmemiş. Ve bir saatin sonunda ne düştü? Hep beraber izleyeceğiz arkadaşlar. Daha doğrusu göreceğiz. Burada İtnori de yoktu. Bir tane daha yoktu. Sıfırdı. Kaçıncı? 52. dakika. Daha 8. dakikada ekmeğim kaç tane düşecek? Hep birlikte onu da göreceğiz. Kaç tane düşecek bakalım. Ben de diyorum cesaret pelerinler niye düşmüyor? Meğer ne yapmışız ya? Ganimette saklı etmişiz. Ben de diyorum niye az düşüyor diye. Bak ganimeti, onu bir ayarlamamız lazım ya. Şu anda son bir dakikamız kaldı. Şu metini de kırabilirsem. Cesaret planına ganimet ayarlarını yapamadık abicim ya. Aslında 500 küsür de düşerdi. Yine de olsun. Yine de iyi. Zaten bizim vardı. Bir de ona ekle. Şu anda 50, 100, 200 mi? 2 won buradan. Çıkışta hesaplarız. Dur. Zaten son dakika. Kaç tane şey düştü? Nuri. 8 tane. 8 tane yapmışız. Şu anda bir ışınlansın, hesaplayalım ne kadar, bir saatte ne kadar kar ettik. Şöyle çıktık, şöyle bir kenara gidelim. Ya şu yeni güncellemeye de alışamadım. Yer yok. Atacağız. Şu kitabı atacağız, çöp. Kaç tane yüzüğümüz var? Hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 57 tane yüzüğümüz var. 40, 40, 45 küsür var. 45M onu diyelim. 45M bu. 1,5'ta 1,5, 1,5, 45, 48, 48, 48, 51, 51, 52, 53, 53, 55, 63, 64, 65 buçuk, 5, 68, şöyle 69 diyelim. 69, 3 de bu, 10M de bunu diyelim. 69, 79, 16M de bu. 90 küsür. 90 küsür, bunlar da var, muhtaçlar da var. 100M diyelim. Sadece bunlardan 100M. 3 fon. Ya aslında ben 3 fon, 3,5'la 4 arası kasıyordum. Bu sefer genelde diğer bilgisayar laptopta oynadığım için daha seri oynuyordum. Burada ganimet ayarlarını yeni yapmamışım. Sadece çekim için geliyorum buraya ya da 2-3 hesap açınca burayı açıyorum. Oradan da açıyordum. Neyse olsun. Neyse sağlık olsun. Bir bak, pazarımıza bakalım. İyi bir saatte 3 fon. Şu anda şimdilik satılmamış. Abi pazar kurmamış, satılmamış demişiz ya. Of. Abicim genelde şu sorunu da yaşıyorum bak. Şöyle yapıyorum ya, oyun atıyor ya elim havada kalıyor. Hala güncelleme olduğu takdirde böyle bak böyle yapıyor. Harbiden eskiden elimiz böyle havada kalırdı. Şu parmağım sakat, yanlış anlamayın. Böyle yapınca sakat oluyor. Şimdi de böyle oluyor. Anlamadım ya. C'ye birden giremedik. Başka C'den girdik geldik. Şuradan pazarımızı B'kileri atmıyorum. Şu anda yüzükleri atıyorum. Çünkü sürekli girdiğim için yüzüklere fazla yer bulamadığım için yüzükler hemen satılıyor. Valla o kitapları B'kilere doldu doldu hesaplar. Ona bir an önce, ama bir yandan girdiğimiz için yüzük koyuyoruz. Bir yandan girdiğimiz için yüzük koyuyoruz. Onlara sıra gelmiyor. Elbet onlara da gelecek. Nasıl olsa onlar da bir emek. Ha, şu anda kurarım, bunlar satılsın. Bir daha atarım. Bir daha atarım. Ondan sonra kitaplara neyimiz var, neyimiz yok. Satalım gitsin ya. Bir an önce eksiklerimizi tamamlayalım.
Vallahi şu şamana da kahraman set atmaya başlarsam şu şamanı da dizelim. İki hesap yerden farm edelim. Da şu eldivenler de satılmış olsa uyanışta süper para ederiz ama olsun. En azından günde 5 kere girmiş olsak 15 ile 16, 16 fondan hesaplayalım. Çünkü her zaman böyle her zaman kötü olmuyor. Yüzükler satılmaya başlamış. Bak şeyler az önce kurmadığım bazı şeyler satılmaya başladı. Yani Neste'den aldığımız uyanış biletlerini karşılıyor. Yani 4 ayda 510'a yakın para kasmış olsak yani o kadar kas ama günde ya 3 girerim. Fazla işlerim var. Aslında girmiş olsam 5 de girerim, 6 da girerim aslında. Güzel girmiş olsan vallahi 510'u kaldırırsın harbiden. Yani boş işi olmayanlar için 510'u kaldırır. Halbuki bunu söylüyorum. 510'u kaldırır. 50'sini hep 100 vonunu app kuponu alıp bilete çevirsek yani temizinden şöyle 400-420 won kalır. Aslında günde 5 kere girmek lazım. Ben en fazla 4 giriyorum yani garanti 3-4 bazen 5 giriyorum ama bu sıralar sıklaştıracağım valla 5 de gireceğim 6 da gireceğim girdikçe gireceğim. Şöyle atımızı 37 level yapabileceğiz mi? 37 seviyesini arttıralım. Şu anda 37 oldu. Atimimiz var mı? Maalesef yeterli kadar. Atimimiz yok. İyi gayet iyi bakalım. Şuradan 37 oldu. G9, şunu P'ledik, ejderha dönüşünü. Sıra burada kaldı. Şu misillemeli ve güçlü ateş darbelerini şunun ikisini de bir an önce P'lemek lazım. Şuradan bir ruh taşımızı okutalım. Hata oldu. Olsun. Cesaret pelerinizi yine şamanımıza verelim. Yine böyle ay ışığı olacağız zaman sattığı zaman daha farklı satıyorsun. Böyle yapar, böyle biriktiririz, öyle satarız. Bazen de fazla birkaç tane koyuyoruz pahalıca. Satılı veriyor. Böyle alalım. Bunlar zaten öbürlerini hep satmıştık. Böyle şurada doluydu. Bir de şurası da doluydu. Şuraya kadar doluydu. Tekrardan biriktirmeye başladık. Bir gün 4 tur girdik. 3, 6, 9, 12, 12, 13. 13 küsür oldu. BK'ler de güzel, BK'ler de düştü. Cesaret frenle bayağı düşüyor. Her zaman böyle 4 paket değil, bazen 5, bazen 6 pakette düşürebiliyorum. Seri olduğum zaman, çünkü laptopta daha seriyim. Burada ganimet manimet ayarlamadım, elim ayağıma dolaştı. Neyse, sağlık olsun. Uyanış zindana bir daha girdik. Bir sefer daha farklı oldu. Cesaret perilerimiz. Ben bunları tekrardan depodan aldım. Koydum. Yüzüklerimiz fazla, kitaplarımız fazla bir şey değildi. Satılanları aldım sadece. Para edecekleri. Hava belki düşmedi bir sefer. Yine de aynı eş değerde bir şey düştü. Bir gün sağlık ocağına gittim. Sağlık ocağındaki aile doktorun parmağımı gördü, sakat parmağımı. Parmağın ne zamandır beri böyle dedi. Orta parmak sakat ya. Beni ortopediye gönderdi ehliyet yenilemek için. Oradan onay alacağım, sonra ehliyet yenileyebileceğim için. Saçmalığa bak ya. Neyse hadi. Sorun olmasın. Yani benim dediğim gibi uyanış zindanına arkadaşlar günde 5 kere girersek bu ne yapar? 15 von yapar. Bu da yapar yaklaşık ayda 450 vonla 500 von arası bir para kasmış oluruz. Hani günde 5 kere girmiş olursak ben en fazla 3, 4 ama bundan sonra 5'e çıkartacağım. Ayda 400-500 won yapmam lazım. Çünkü şamanımda 2 tane hesap olursa istediğim hesapları yakın bir zamanda yapabilirim. Yani 2 hesabın farmda olması lazım AFK'de. İyi para kasmak için. Yani birkaç tane de antika deneyelim. Şansımıza bakalım. Hazırlarda var mı Ender? Var. Biraz önce yaptıydım. Birinci antikamızı aldık. İkinciyi de mi aldık? Yakut istiyorum ama yakut vermeyecek bak. Harbiden.
Bak harbiden dedim ama sağlık olsun. Yine de güzel, günün güzel karıydı, kısa bir güzel karıydı diyelim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşmek üzere. Sevgiler ve saygılarla arkadaşlar sizlere.